Hücum Pres programından hepinize merhabalar. Yeni Haber ve Konya'nın Sesi YouTube kanalındasınız. Yanımda gazeteci dostum Halil Yılmazer var. Çok önemli, çok kritik bir karşılaşma. Haftanın gol beklentisi en düşük olan karşılaşma ve beklenildiği gibi oldu. 0-0'lık bir karşılaşma. Şöyle notlar tuttuk başlamadan önce ama sanırım bayağı bir notumuz var. Bir an önce başlayalım istersen. İlk konu başlığı ne olur? Başlığın bugün gazetede neydi? Öyle gidelim. Yani ben hani yarın çıkacak gazetede, daha doğrusu insanlar bunu bugün okuduğunda hasret sürüyor dedim. Çünkü Konyaspor'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Bu bizim son 2 yıldaki hatırladığımız, bildiğimiz Konyaspor için çok acı bir durum. Hani Fenerbahçe maçında da mesela ben Konyaspor kaybetti, evet üzüldüm ama en çok şuna üzülmüştüm. Fenerbahçe spor yazarları, Fenerbahçe taraftarları ya bugün 4-0 kazandık ama bizim istediğimiz Fenerbahçe bu değil diyordu. Yani 4-0'lık maçtan sonra insanlar Fenerbahçe'den memnun değillerdi. Yani Konyaspor o kadar kötüydü yani. Yani Konyaspor'un adı bile geçmiyor maçla ilgili yani. Diouf'tan sonra özellikle, kırmızı karttan sonra tamamen. Yani, evet. 4 tane gol atmış bir takım var mesela ve hani Konyaspor demiyor hiç kimse. Fenerbahçe çok kötüydü diyorlar. Ki biz hala Fenerbahçe çok kötü diyorlar. Fotoğraf bakarken de sadece Fenerbahçe futbolculardan bulunuyor. Yani evet. Zorlandık açıkçası. Bugünle ilgili de yani bence Konyaspor 3 puanlık oyun oynamıştı. Bunu söyleyebilirim çok rahatlıkla ama yine maçın belli bölümlerinde üretmekte zorlanan bir Konyaspor. Yeni transferlerin takıma bir katkı verdiği açık. Özellikle Moreno konusunda bir hareketlilik getirdiği açık. Umarım bu hareketliliği hani bu maç olmaz da devamı gelir. Mesela Muriç de Bateborso maçında oyuna sonradan girip bir gol atmıştı. Ama ondan sonra ortalıklarda yok yani. Muhammed de sezona çok iyi başlamıştı. Ortalıklarda yok şu an. Umarım hani bu süreç devam eder Moreno için. Pozuelo konusunda ben takıma uyum sağlarsa yararlı olabileceğini düşünüyorum. Mahir'in bir şutu var. Onun dışında yine bildiğimiz bir Konyaspor aslında. Pozisyon üretmekte zorlanan ve çok kolay pozisyon verdi. Touch'tan pozisyon verdi mesela bugün. Ahmet Oğuz'un çok saçma bir şekilde oradan yani 20 metre kaleciye oradan geri pas atması, taç kullanması çok yanlış. Yine Ahmet Oğuz'un arkasına sarttı. Sainz şey hiç kurtardı. Yani bir Bayiç'in şutu var. Onun haricinde iki tane aksiyonu var. Giresunspor'un ikisinde sağ açıktan. Sağ bekten yani. Sol açıktan. Sağ bekten oluyor bizim sağ bekimizde. Yani Skubic'den daha iyi sağ bekim açıklaması yaptıktan sonra böyle performans sergilemek Skubic'e biraz haksızlık gibi geliyor sanki bana. Biraz ayaklarının yere basması lazım Konyaspor'da. Yani daha yarım sezonu tamamlamadan ben Skubic'den daha iyi bir savunma bekiyim demek yani bu çok doğru bir yaklaşım değil, çok doğru bir cümle değil. O yüzden Konyaspor'la ilgili bugün bugünkü notlarım galibiyet hak edecek oyunu oynadığını düşünüyorum ben takımın. Pozisyonları da var. 3 topun direkten döndüğünü, ikisi frikik, bir tanesi Muriç'in akan oyunda. Mahir'in bir şutu var. Moreno ile Pozuelo'nun orada yarattığı aksiyonlar var. Konyaspor topu daha fazla ceza sahasına indirebilseydi bugün, Muhammed'le daha fazla buluşturabilseydi, maçtan galibiyetle ayrılabilirdi. Burada yanlış bir ilk 11 demeyeyim de, hani iki tane forvetin Uçevediyuf yokken, biri sakat, biri cezalıyken, hem Mahir hem Muhammed'i aynı anda oyuna sürmek biraz hocanın bench katkısını düşürdü. Yani sakatlıktan dönmüş Muhammed'i belki ikinci yarı ya da Mahir'i daha taze kan gibi ikinci yarı düşünseydi mesela oyuna Muriç'in sonradan girince nasıl etki yaptığını gördük. Burada ikisinden bir tanesinin ben belki skor değiştirecek bir oyuncu. Yani daha yedekte, yedekte olmalıydı. Bir de dediğim gibi ben Muriç'in Konyaspor'da ilk 11 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Zümer gittikten sonra oyun kurabilecek oyuncu sayısı yok yani. Hepsi geçiş oyunu. Yani bugün yeni transfer Moreno geçiş oyuncusu. Endre Çekici de
geçiş oyuncusu. Mihailak da geçiş oyuncusu. Mehmet Ali de geçiş oyuncusu. Yani Konyaspor'un kanattan oyun kuracak tek elindeki oyuncusu Muriç. Orta sahadan oyun kurabilecek oyuncusu da yeni geldi Pozuelo. Ben ikisinin aynı anda sahada kaldığında Konyaspor için daha üretken bir hücum aksiyonları görebileceğimizi düşünüyorum. Onun haricinde net bir penaltı. Hiç tartışmasız çok çok net bir penaltı. Çok orada Giresunsporlu oyuncunun gecikmiş bir müdahalesi var. Tehlikeli hareket, penaltı. Çok net bir faul var. Orada Muhammed topa dokunuyor ve sonrasında orada Alex Perez'in sanırım müdahalesi var. Ya ben o tarz çok net bir sarı kart. Şöyle düşünüyorum. Çok net bir sarı kart. Ben çok net penaltı olduğunu düşünüyorum. Hani VAR'a gidip hala vermemesi hakemin çok enteresan. Ya Fırat Hoca da Fırat Aydınus bu konuda farklı, çok farklı düşünüyor ama ben daha farklı düşünüyorum. Fırat Aydınus hakemler de insandır demişti. Ama ben hakemlerin bu VAR'dan sonra insani yanılgı paylarının olduğunu düşünmüyorum. Eğer insanlar, hakemler insansa ve hata yapabilirse o zaman stadyumlara o kadar kamera neden geldi? Sıfır hata yapmak için. Hatta işte futbolun güzelliği, adalet vesaire diye gelmişti. Sıfır hata yapmak için o kadar kamera geldi. Ya penaltı pozisyonu net penaltı. Ama bu, o pozisyon penaltı olmasaydı da 2,5-3 dakika boyunca Erkan Özdemir 4 dakika. Daha fazla da olabilir. 2,5-3 dakika ne izledin şey, ne izledin yani? Müdahale var mı yok mu? Offside değil pozisyon. Moreno topu eliyle önüne almıyor, göğsüyle önüne bir alıyor. Bir de eliyle topu sektire bir işaret yaptı, onu da anlamadım. Açıklarken şöyle bir işaret yaptı. Muhtemelen ayağı fazla kalkıyor ama darbe mi yok dedi. Yani çok net bir darbe var Muhammed'in. Ve burada iz var yani Muhammed'in. İz oluşmuş yani burada. Krampon izi var burada. Ya bu daha nasıl penaltı olacak ben anlamıyorum ki. Top ayakla müdahale edilebilecek seviyede değil. Havadan geliyor. Adam kafasını uzatmış. Gecikmiş müdahale var. Topa dokunduktan sonra müdahale ediyorsun. Çok net penaltı. Ya ben bunu çok tartışmaya kapalı. Çok net bir sarı kart. Ya kırmızı da hakemine göre, yorumuna göre değişebilir. Çok net bir sarı kart. Çok net penaltı olduğunu düşünüyorum. Ya ben dediğim gibi sadece bu pozisyon için değil. Ben VAR hakemlerinin ve VAR sistemi geldikten sonra bu kadar fazla orta hakemin kameraya bakmasını anlamlı bulmuyorum. Yani bütün pozisyonların her türlü açıdan gösterilirken VAR odasında bir sürü hakem varken hala daha neyi tartışıyorsunuz anlamıyorum. Ya offside çok net bir kural değil mi? Tabii. Çok net bir kural. Offside'ımsı diye bir şey çıkardı bu hakem. Evet. Bu hakemin yönettiği maçta. O yüzden daha hiç yani konuşmaya gerek yok. Çok net değil mi? Top ayaktan çıktığı anda oyuncu eğer savunma oyuncusunun, rakip oyuncunun önüne geçiyorsa. Önüne geçiyorsa. Offside arkasında duruyorsa offside değil. Çok net. Hiç tartışmaya kapalı. Çiz. Noktaları çiz. Offside mi değil mi? Bu, yani bu hakemin yönettiği maçta offside'ımsı diye bir şey çıktı Türkiye'de. Ve tekrardan o ruh halinden sonra tekrar hakemi bir maça atıyorsun ve kritik bir maç bence. Süper Lig'de. Yani aşağıya ilgilenen çok maç. Bir maç evet. Ve burada yine hakem bariz bir hata yapıyor bence. Çok net penaltı hiç almıyor. Dediğim gibi yani Konyaspor bugün galip gelebilecek oyunu oynadı. Yine ya ilk yarı evet çok iyiydi lan. Ben ikinci yarı açıkçası pozisyon yaramadım. Canlı anlatımda yani 45-50 güzel. 60'tan sonra yani neredeyse pozisyonum yok. Yani tam 2-3 tane pozisyon var ama yani ilk 11 tercihlerinde de Stanović bizim yazdığımız ilk 11'e direkt aynısı çıkmıştı. Direkt sonuç almaya yönelik bir ilk 11 çıkarmış hoca. Bir önce skor bulmaya çalışan panik ilk 11'i. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya ilk yarı için çok iyi bir oyundu ama ikinci yarı bu kadar kırmanın neden olduğunu bilmiyorum. Hocaya da sorduk bunu. Bu takım nasıl ikinci yarı bu kadar çok kırılıyor diyor. Hoca da şanssızda diyor, anormal bir sonuç diyor. Beceriksizlik. Bunu zaten İlhan Hoca varken de söylüyorum. Yani hücum hattında topu içeri atabilecek yani becerisinde Konyaspor'da sıkıntı var beceride.